Şimdi Adana'ya gideceğiz. Lezzet diyarında serpme bir kahvaltı sofrasının olmazsa olmazlarına bakacağız. Burcu Kuruaslan yayına hazır. Burcu'ya dönelim. Hemen günaydın diyelim ve bu keyifli yayını dinlemeye başlayalım. Günaydın. Buram buram kebap kokuları içinde Adana'dayım. Hemen kameraman arkadaşım Gökhan Aktaş da size bu muhteşem lezzetleri gösteriyor. Şimdi birçok kişi bizi kahvaltı sofrasında izliyor. Peynir, ekmek, zeytin, domates tüketiyorlar ama Adana'da bir kahvaltı kültürü farklı değil mi? Nasıl yapılıyor Adanalılar kahvaltı? Öncelikle hoş geldiniz Adana'mıza. Adana'da kahvaltı kültüründe önde ciğer servisiyle başlıyoruz. Kuzu ciğerimiz olarak servisimizi yaptığımızda şu şekilde şişimize gelir. Peynir, zeytin yok, ciğer var. Zeytin yok tabii ki. Kimyon ve sumaklı soğanımızı. Özellikle sabahın erken saatleri değil mi? Ciğerciler öyle taşıyor. Sabahın erken saatleri, ciğerin saatidir. Şöyle size sunumunu yapayım isterseniz. Ben de ciğerle kahvaltı yapmamıştım. Şöyle bir tadına bakacağım size diğer lezzetleri anlatırken. Ben bir bakayım tadına Gökhan. Gayet güzel. Sumak. Kimyon efsane bir lezzet katmış. Ciğer yemek istemiyorum diyenler için ne seçenekler var değil mi? Kendi yapımı dana sucuğumuz var şurada. Hemen şöyle göstereyim size. Sucuklar da gerçekten çok lezzetli görünüyor. Şimdi sucuğumuzu, ciğerimizi yedik, kahvaltımızı yaptık. Kahvaltımızı yaptıktan sonra şöyle göstereyim. Kuzunun sırtından çıkan, buna kuyruk altı diye adlandırdığımız kendinden yağlı ve oldukça yumuşak bir etimiz var. Spesyalımız olarak geçerlidir bu. Oldukça da rağbet görür bu Adana'da. Adana kebabın özelliklerine gelelim şimdi. Adana kebabının özelliklerine gelelim. Şöyle gösterecek olursak. Tamamen kaburga etinden seklem olarak sinirleri ayaklandıktan sonra zırhta çekilme süreci var. Güzelce zırhta çekildikten sonra baharatları eklenir. Şişlenip güzel bir şekilde pişirimine hazırlanır. Şöyle de pişmiş şeklinde gösteririz. Bol acılı herhalde, acı sevenler aynen için. Aynen öyle, acı sevenler için. Adana'nın acısı zaten meşhur. Kebabınızı yediniz yanında ama sadece kebap yemiyorsunuz burada. Geniş de bir servis ağı oluyor. Böyle İstanbul'daki gibi bir parça ekmek getirmiyorlar Adana'da önünüze. Neler var, mezeler de oluyor. Şöyle göstereyim öncelikle. Acılı ezme salatamız var şurada. Gösterelim şöyle. Bu bizim diğer bir spesyalimiz. Tereyağlı, kaşarlı ve sucuklu humusumuz. Taş fırında pişiyor bu. Özellikle yapımı biraz meşakkatli. Şöyle göstereyim ben size. Humusu hiç duymamıştım böyle. Hep normal şekilde aynen yiyoruz ama taş fırında pişmesi. Burada kaşar ve tereyağı, üstüne de sucuğu eklenince ayrı bir lezzet oluşturuyor tabii ki. Burada baba ganuş mezemiz. Bu da közlenmiş patlıcan, közlenmiş biber. Burada tahin teratürümüz, yine marul, maydanoz, sarımsakla beraber yapılan tahin. Hanımlar şimdi güzel görünüyor. Yapmak ister, nasıl yapacaklar onu hemen söyleyeyim. Biraz meşakkatli onu. Malzemelerini marul, maydanoz, sarımsak, tahin, limon suyuyla beraber güzelce mikserden çekecekler. Süzme yoğurtla karıştırdıkları vakit kıvamını bulacaklardır. Burada yoğurtlu mütebbelimiz var. O ne demek nedir? Közlenmiş yoğurdu. Ayıkladıktan sonra sarımsakla beraber, yoğurtla beraber harmanlıyoruz biz onu. Kuru cağcağımız var. Bu da bizim kendi özgü çiğ köftemiz. Adana'ya özgü. Etsiz yapıyoruz biz burada. Urfa'dan farkı? Urfa'dan farkı, etsiz oluşu. Urfa'da yersek etli yiyoruz, burada etsiz. Bu da bizim kendi mevsim salatamız var. Bunun haricinde bütün yemeklerimizi gösterdik, mezelerimizi gösterdik. Ben böyle Gökhan çekerken bayağı neredeyse yaraladım ciğeri. Gerçekten de güzel oluyormuş. Kahvaltıda ciğer nasıl olur dersiniz bilmem ama lezzetli. Adana'ya gelmişken mutlaka deneyin diyelim ve tabii ki kebaplarla birlikte sözü yeniden size bırakalım. Burcu, teşekkür ediyoruz. İştah kabartan bir yayın oldu hakikaten.